şu şekilde bakın topaklarını eledim. Şöyle. Sevgili arkadaşlarım, Antalyalı gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ayrıca bir video çekeceğim. Bu benim ikinci tarhanam. İkinci postayı kuruttum. Bu iki leğen olmuştu. Sonraki yoğurdum arkadaşlar. Göstermiştim videomun bir tanesinde size. İlk tarhanamı sattım dediğim gibi. Bu ikinci tarhanamdı arkadaşlar. Tarhana nasıl kurutulur diye. Hani bilen herkes bilir muhakkak ama bilmeyenlere bir püf nokta olarak açıklamak istedim. Tarhanamı yoğurduktan sonra arkadaşlar 2-3 gün kabardıktan sonra ben üzerine bez koyuyorum. Bez, yani bakın şu şekilde tarhanam bayağı sert şu anda. Çok fazla un falan istemeyecek bunu sererken arkadaşlar. Üzerine bez seriyorum. Bez onun her gün sabah akşam o bezi yıkıyorum, kurutuyorum, tekrar seriyorum. Yıkıyorum, kurutuyorum, tekrar seriyorum 3-4 günden sonra. Ve 14-15 gün bekletiyorum ben tarhanayı. Yani çok ekşi istemiyorum. 21 gün bekletenler de var ama ben çok ekşi sevmediğim için çok fazla bekletmiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde kıvamını göstereyim size. Şu an bezimi aldım üzerinden. Ve artık bu çok fazla un istemeyecek arkadaşlar. Bu şekilde sereceğim. Yani kaşık kaşık dökmeyeceğim. Kaşık kaşık döktüğüm zaman çok geç kuruyor tarhanamız. Bir de rüzgar yoksa, eğer ki rüzgar varsa daha çabuk kurur ama ilk tarhanamı yaptığımda tam rüzgara denk gelmişti. Çok iyi olmuştu. Akşamdan sermiştim arkadaşlar. Gece 12-1 gibi topladım. Sabahleyin de ovalamıştık. Çok iyi olmuştu. Tam havasını bulmuştu yani. Şimdi bugün pek rüzgar yok ama yine de kurutacağım artık ben bunu. Şimdi akşam üzeri güneş gitti. Güneş gittikten sonra şimdi ben bunu sabaha kadar bekleyecek arkadaşlar. Gece 12-1 gibi arkasını önünü çeviririm. Ondan sonra sabahleyin de ovalarız arkadaşlar artık tarhanamızı. Ve tarhanamızı yaparken de arkadaş ilistirden geçirirken de elimizle ovalamıyoruz hiç. Yani fazla elimizle ovalamıyoruz. Direkt ilistirle oradan da size bir kolaylık olsun diye oradan da bir bölüm göstereceğim size. Bakalım sizinle beraber şöyle tarhanamızı serelim arkadaşlar. Bakın tarhanamız hiç, yani altına çok fazla un istemeyecek şu şekilde. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde elimize yapışmıyor artık. Şu şekilde. Zaten yoğurdumuz da bayağı yağlı bir yoğurttu. O yüzden hafif yağlımtırak bir yüzeyi var tarhanamızın. Bu da yoğurttan kaynaklandığını zannediyorum. Çünkü ben bunun içerisine hiç yağ koymadım çünkü. O yağlılıkta şöyle yaptığım zaman ellerimde yağlılık hissi var. Bu da yoğurttan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet, şimdi biz tarhanamızı sermeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bakın şu şekilde ben tarhanamdan biraz önüme aldım şu şekilde. Azıcık altına un serptim arkadaşlar. Bu benim tarhana bezim. Köyden annemden getirdim ben tarhana bezini. Ben 4-5 senedir falan tarhana yapmıyordum. Bu yıl evde olunca kendi tarhanamı kendim yapmak istedim. Şu şekilde. Şu en baştan başlıyorum. Hatta sizi şöyle daha yakına alabilirim. Şöyle elimi birazcık ona bandırıyorum ve şu şekilde tarhanamı açarak koyuyorum. Şöyle. Saat 12-1 gibi biraz bu tarafı kurumaya başlayınca arkadaşlar ben bunların arka kısmını çevireceğim. Sabahleyin de sizinle beraber ovalarız inşallah. Dağıta dağıta bu şekilde çabuk kurusun diye.
şekilde. Devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, şu şekilde artık serdikten sonra gece 12-1 gibi ben serdiğim tarhanamın arkasının önünü çevirdim ve sabahleyin kalktığımda da erkenden daha kurumamıştı ve şöyle arkasının önünü çevirdim ve şöyle küçüklemeye başladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Artık bayağı kıvama geliyor artık. Bunu yavaş yavaş ezeceğiz artık. 2-3 posta falan yaparız sanırım. 2-3 defa falan yaparız sanırım arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın bayağı ezilmeye başladılar bu şekilde. Artık biz bunu bir tarafından elemeye başlayacağım artık. Bakın şu şekilde. Evet. Çok kurursa arkadaşlar yapamayız. Bazıları tam kıvamında, bakın daha un oluyor. Bir taraftan küçülteceğiz böyle daha çabuk kurusun diye şimdi. Bunları ben küçülteceğim. Bakın bu şekilde olursa hemen bir taraftan da ovalamaya başlarız. Şimdi tarhanamızı ufaladık böyle. Birazcık da böyle kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra artık eleyebiliriz. Hava dediğim gibi nemli olduğu için biraz geç kuruyor. Geçenki kurutum rüzgara denk gelmişti. Çok iyi olmuştu. Birazcık daha kurusun. Şöyle bu kenarı aynı şekilde yaptım. Bu kenara yığıyorum. Sonra şurayı da yaptıktan sonra tekrar burayı elemeye başlayacağım. Eledikten sonra kalıntısını bu kenara dökeceğim tekrardan. Bir kenarından başlıyorum yani. Şu an üçüncü postasına geçtik arkadaşlar. Bakın şöyle önüme çekiyorum. Hem şu topaklıklar eziliyor bu şekilde. Hem de bakın eleğimizin üstünü elemiş oluyoruz. Burayı tekrar elekten geçireceğim. Şöyle ezdiklerimi kenara alıyorum tekrardan. Şöyle biraz bezimi gerdirmem lazım. Tarhana da elde ovalamaya son bu şekilde. Çok pratik oluyor gerçekten. Öyle eskiden annem gibi kayınvalidem bir elde elerlerdi. Ben bunu ilk tarhanada çözdüm. Daha çabuk olsun diye. Çok da pratik oluyor. Şu kısım şöyle hem üstüne geliyor hem de burayı eleyeceğim arkadaşlar. Bakın hem incelttiğim yeri tekrardan geçireceğim. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Bu kadar eledim. Daha bir bu kadar daha var elenecek. Şöyle kenara yığdığım 3. postayı da şu şekilde ediyorum. Biraz geri çekeyim.
ben de o tarafına. Bu şekilde eriyoruz, altına geçiyoruz. Çok sık değil, çok seyrek de değil. Bir tane böyle ilistirim vardı arkadaşlar, ondan geçiremedim. Tekrar gittim, ilistir aldım, geldi. Hiç geçmedi altına. Bu tam iyi geldi. Şurayı da tekrar ayıracağım. Bu artık son posta. Burayı biraz günleteceğim. Hatta günletmeden robottan geçireceğim arkadaşlar burayı artık. Şu şekilde. Tarhanam az kaldı artık. Bunu kuruttuktan sonra bu şekil eledikten sonra kurutacağız arkadaşlar. 2-3 gün falan. Eğer ki rüzgarlı günler çabuk kuruyor. Güneşte kurutmuyoruz bir de arkadaşlar. Gölgede kurutuyoruz biz genelde. Şöyle akşam seriyorum balkona. Öğlene kadar güneş gelmiyor burası. Öğlene kadar kuruyor. Tekrar topluyorum. Akşam üzere gün gidince tekrardan kurutuyorum arkadaşlar ben güneş gidince. Evet, tarhanamız bu şekilde kurumaya hazır. Evet sevgili arkadaşlarım, tarhanamı ben artık kuruttum. Bu gece de durmasını istiyorum. Dün serdim bunu ben. Dün akşam üzereden öğlene kadar durdu. Bugün yine akşam üzere 2 gündür falan neredeyse seriyorum. Tabi kurumaya başlayınca arkadaşlar yaşken şu şekilde topaklar oluyor. Bakın. Şunlar beni rahatsız ediyor. Şu düğülcekler. Bakın şuraya eledim birazını. Bunları robottan geçireceğim. Tekrardan bir daha eliyorum kuruduktan sonra toz haline gelsin diye. Bakın şu şekilde eleyeceğim. Şimdi göstereceğim size altına geleni. Artık bu gece de kuruttuğum zaman şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Bakın şu şekilde üzerine çıkıyor, görüyor musunuz? Şunları ben tekrardan robottan geçireceğim. Şöyle bayağı sertleşmiş. Bunları yaşken ben çoğunu ayıkladım, bu şekilde ezdim ama yine de oluyor yani. Bu tarafı eledim, şu tarafı da eleyeceğim. Bu gecede durduğu zaman tarhanamız tamamdır. Artık keseye kaldırabilirim. Havalar daha sıcak olduğu için keseye katacağım. Kesede hani hava alsın diye. Bakın. Şu şekilde göstereyim size. Bunlar elendiği halde bu şekilde çıktı. Bunlar yaşken, hani yaş oluyor ya biz tarhanayı ayıkladığımız, şu şekilde bak şöyle ezerken zorlanıyorum. O yüzden robottan geçireceğim şimdi ben bunları. Evet, şu şekilde ikinci tarhanamızı da yaptık. İkinci tarhanamızı da kuruttuk. 15 gün yine sabırla bekledik. Ve ikinci tarhanamızı da yapmış bulunuyoruz şu şekilde.